Türkiye'nin F-35 programındaki ortaklığının ABD tarafından askıya alındığının açıklanmasının ardından gözlerin çevrildiği 5. nesil yerli milli muharip uçak için süreç hızlandı. 2023 yılında hangardan çıkarılıp ilk uçuşunu ise 2025'te gerçekleştirmesi beklenen uçak için 3 kritik adım birden atıldı. Savunmadaki Türkler programı bu hafta Milli Muharip Uçak Projesi'ndeki son gelişmeleri gündemine aldı. Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Milli Muharip Uçak için ülkedeki tüm kabiliyetler bir araya getiriliyor. Üretiminin F-35'in gövdesinin yapıldığı tesiste gerçekleştirileceği Milli Muharip Uçak Projesi'nin ilk fazı için 1.3 milyar dolar kaynak ayrıldı. İlk etapta 6 bin mühendisin görev yapacağı projede çalışacak personel sayısının ise zamanla 10 bine kadar çıkarılması planlanıyor. Öte yandan F-35 için binden fazla parça üreten Türk savunma sanayi şirketleri tecrübe ve birikimlerini hızla yerli savaş uçağının geliştirilmesini aktarmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda titanyum motorunun 3D yazıcıyla vakum altında yapılacağının açıklanmasının ardından projeye yönelik 3 kritik adım birden atıldı. Milli Muharip Uçağı, Türk savunma sanayinin lider şirketi Aselsan sahip olduğu kabiliyetler ve geliştirdiği teknolojilerle donatacak. Şirket, uçak için milli radar, elektronik harp ve elektrooptik sistemler geliştirmek için kolları sıvadı. Yürütülecek çalışmalarla Milli Muharip Uçak için ihtiyaç duyulan kritik görev sistemlerinin milli olarak geliştirilmesi ve projenin ilerleyen süreçlerde uygun aşamalarda tam harekat yeteneği kazanacak şekilde uçağa entegre edilmesi hedefleniyor. Bunun yanında hem MW-IR hem LW-IR uzun dalga boyu kızılötesi MCT direktör geliştirme faaliyetleri de sürdürülüyor. Uçakta kullanılacak yerli mühimmatların entegrasyonuna yönelik çalışmalar da aralıksız devam ediyor. TUSAŞ'la imzalanan sözleşme kapsamında minyatür bomba, akıllı çoklu salan ve lazer güdümlü bombanın Milli Muharip Uçak'ta görev alması amaçlanıyor. Aselsan ayrıca uçuş kontrol sistemi sensörleri ve kaska entegre gösterge içinde çalışma yürütüyor. Milli Muharip Uçak için atılan bir diğer kritik adımsa uçağın beynine yönelik oldu. Bu kapsamda Milli Muharip Uçağın yazılımları için Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'le TUSAŞ arasında geçtiğimiz aylarda sözleşme imzalandı. İlk etapta 1000 metrekarelik alanda 100 Ar-Ge personeliyle faaliyete başlayacak şirket, ilerleyen süreçte personel sayısını 500'e kadar çıkaracak. Türk savunma sanayinde yazılım tabanlı çözümlere imza atan Havelsan da uçağın yazılımı için bünyesinde Milli Muharip Uçak Direktörlüğü kurdu. Bu birimde 500 mühendis 20 milyon satırlık kod yazarak uçağın beynini ortaya çıkaracak. Dev proje kapsamında dikkat çeken son adımsa hava araçlarına uygulanan rüzgar testlerine yönelik atıldı. TUSAŞ bünyesinde Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise ikinci büyük ses altı rüzgar tüneli tesisinin inşasına başlandı. Rüzgar tünelinin başta Milli Muharip Uçak olmak üzere özgün, sabit kanat ve döner kanat hava araçlarının geliştirilmesinde ve kritik sektörlerde kullanılması amaçlanıyor. Tesiste TUSAŞ'ın geliştirdiği özgün hava araçları başta olmak üzere savunma sanayi ve diğer sektörlerde geliştirilen ürünlerin testleri gerçekleştirilecek, tasarım ve test verilerinin ülkemizde kalması sağlanacak. Tünelde büyük, küçük ve açık olmak üzere 3 farklı test kesiti olacak ve tünel ölçme, değerlendirme için ileri teknoloji ekipmanlarla donatılacak. Entegre hareketli yer bant sistemi ile hava araçları için iniş kalkış testleri Türkiye'de sadece bu tünelde yapılabilecek. Geçtiğimiz aylarda teknolojik tasarımına başlanan Milli Muharip Uçağın titanyum motorunun ise 3D yazıcıyla vakum altında yapılacağı açıklanmıştı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak 2023 yılında hangardan çıkacak ve yerli olarak geliştirilen motorda ilk çalıştırma sağlanacak. 2025 yılı itibariyle de ilk uçuşunu yapacak. Milli Muharip Uçak'ta ilk teslimatsa 2030 yılında yapılacak. Ayrıca projenin daha da hızlandırılması için çalışmalar devam ediyor. Uzun yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan F-16 tipi savaş uçaklarının kademeli olarak yerini alacak olan projeyle Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil savaş uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkelerden biri olacak. Maliyetinin 15 ile 20 milyar dolar arasında olacağı tahmin edilen dev proje, bu bütçeyle Türkiye'nin en büyük savunma sanayi projesi
projesi olarak da adlandırılıyor. Milli Muharip Uçak radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilecek. Kokpiti tek kişilik olarak tasarlanan Milli Savaş Uçağı, çift motorlu radara karşı düşük görünürlük gövde içi silah taşıma özelliği, gelişmiş uçuş ve atış sistemleri, çift fonksiyonlu radar ve elektrooptik harp kabiliyetine sahip olacak. Üstün özellikleriyle tam bir savaşçı olan uçak, 21 metre uzunluğa, 6 metre yüksekliğe, 14 metrede kanat açıklığına sahip bulunuyor. 55 bin feet irtifaya çıkabilecek uçak, sesten 1.8 kat daha hızlı da uçabilecek. Milli savaş uçağı şu ana kadar üretilen ve üzerinde çalışılan 5. nesil savaş uçakları arasında en büyük uçak olma özelliğini de taşıyor.